Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal kündüdü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki kün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kınamsız dıktanlar ekranımızı bulsun. Xitay, Angliya parlament azalarına narazılık bildirdi. Angliyanın bir kısım parlament azaları Tayvan'ı Irak Şarkı'nın Ukrayna'sı da püspetligendiyken, Xitayning Angliyada turishliq bosh elchixonasi buningga qat'iy qarshi turadiganligini bildirdi. Reuters agentligining 6 martdagi xabarida bildirilishicha, bir qism Angliya parlamenti a'zolari Tayvan masalasini Ukraina masalasi bilan selishtirgan va Tayvanni Iroq sharqining Ukrainasi deb sifatlagan. Xitayning Angliyada turishliq bosh elchixonasi norozilik bildirib, buningga qat'iy qarshi turadiganligini bildirgan. Xitay elchixonasi norozilik so'zida Tayvan masalasining Xitayning ichki ishi ekanligini Tayvan meselesinin Xitayning yadroluk menfaatiga chetildiganligini, shuning sirtqi kuchlarning aralashishiga yo'l qo'yilmaydiganligini da'vo qilgan. Xitayning Angliyada turishliq bosh elchixonasi organ torbetida bu haqdagi bayonotini savol-javob tariqasida e'lon qilgan bo'lib, Angliya siyosiy yo'llarini Tayvan meselesida o't bilan o'ynashmaslikqa va Xitoyga qarshi siyosiy harakatlarni to'xtatishga, shundaqla ichki ishlarimizga aralashishni to'xtatishga nasihat qilamiz deb jar solgan. Angliya bosh vaziri Boris Johnson 2-oyning o'rtalari agar g'arb ellari Ukrainaning mustaqilligini qo'llash va'dasini amalga oshira olmasa, undaqda Tayvanni o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylarida ofat xarakterlik oqibatlar kelib chiqadi degan edi. Xitoy bu yillik harbiy hamkorligini yana oshirdi. Xitay bu yıllık müdafiye çıkımını 7.1% aşırgan bulup, bu bulturki eş nisbetinin, şundaqla Xitay iqtisadının mülkerdeki otturucu eşşedin yukarı bolgan. Amerika Avazı'nın 5. Mart'taki haberde bildirilişçe, Xitay bu yıllık harbi hamkotini iqtisadının eş nisbetinin mi aşırgan bulup, Xitay armiyesi körünmez küreşçi ayuruplandan tartıp, avyamatki gıçı bolgan bir qatar korallarını tatqiq kılmaqtiken. Xitay uzundan buyon Amerika bilan bo'lgan mudofaa chiqimidagi farqni kichiklashni xohlaydiganligini ta'kidlab kelgan bo'lib, navbatda Xitoyda 2 avyamatka, Amerikada 11 avyamatka bor ekan. Xitoy bosh ministri Li Keqiang Xitoy xalq qurultoyida bergan xizmat dokumentida bu yil zamonaviy harbiy ashyo oboroti tizimisi, zamonaviy harbiy mulk boshqaruv tizimisi va qurol jabduqlarini zamonaviy boshqaruv tizimisi qurilishini tiziltishni planladik degan. U yana jang tayyorligi va jang mashqini kuchaytirganligi haqida va'da bergan bo'lib, harbiy chiqimni oshirish orqali Xitoyning egalik huquqi, bexatarligi va taraqqiyot manfaatini qo'g'dimoqchi bo'lganligini da'vo qilgan. Bildirilishicha, Xitoy 5 mart davlat mudofaa hamkorligining 1 trillion 450 milliard yuan, ya'ni 29 milliard 470 million dollar ekanligini e'lon qilgan. Xitoyning harbiy hamkorligi uda 7 yil bir xonalik ish sur'atini saqlagan bo'lib, bu yıllık eş sürüeti 7.1% bolgan. Bu 2019 yıldan bu yankı en tez aşırılış bulup hesaplandıken. Xitay mudofaa hamkorligining aşırılışı izgil halde koşun devletlerinin ve Amerika'nın dikkatini tartıp gelgen. Xitayning harbiy xarajatining eşişimi Xitay iqtisadining bu yıllık 5.15%'lik eş nişanidan yukarı bolgan. Halbuki Xitay növbette öymülük kesbinin kasatlaşışı ve istimal seviyesinin tövellişini öz içine alan bir qatar iqtisadi krizisiga duch kelmekte. Xitay igilik hukuku barlığı dava kılınan Tayvan'dan tartıp, arallar etrafıdaki talaş tartıştı kalan Cenubi Deniz'deki Amerika Deniz Armiyesi ve onun hava hareketi, şundaqlı Hindistan bilen bulan çigra talaş tartışı meselesi künseri keskirliş vatkan vaziyetini tihimu ciddileştirgen. Tayvan Xitoyning Tayvan strategiyasiga qarishtirganligini bildirdi. Xitoy rejimi bu navbatlik ikki yig'inda ikki qirg'oq munosabatini tinch taraqqiy qildirish va Xitoyni birlikka keltirishni ilgari surganligi haqida va'da bergan bo'lib, Tayvan Xitoy kuchaytirayotgan bu siyosiy ramkaga qarishtirganligini bildirdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Xitoy bosh ministri Li Keqiang shanba kunidagi yig'inda va'da berib, ikki qirg'oq munosabatining tinch taraqqiy qilishi va Xitoyning birligini ilgari surib Tayvan mustaqilligi yoki Tayvan masalasiga tashqi kuchlarning aralashishiga qat'iy qarshi turamiz deb jar solgan. Tayvan taraf buningga darhol inkas qaytirib, Li Keqiangning planiga qarshi turadiganligini bildirdi. Xitoy yaqinqi 2 yilda Tayvan atrofidagi harbiy harakatini kuchaytirgan bo'lib, Amerika Tayvanning asoslik xalqaro qo'llovchisi va qurol bilan ta'minlovchisi bo'lib kelmoqda. Xitoy bosh ministri Li Keqiang bu qatimliq 2 yig'inda Xitoy Kompartiyasining Tayvan masalasini hal qilishdagi umumiy strategiyasini tilga olib
Beijing'nin atalmış bir Xitay prinsipi ve 1992 yıldaki ortak tonuşta çantırdığalıqını təkidligen. Tayvan Çoğunqırıqlıq işleri kengişi Li Keqiang'nın sözüge cevaben Xitay xalqara qaydı tüzümge buzgunculuk kılışkılı köngül bölmey, xalqının turmuşu ve baxtısı adetige bolgan haqiqi pozisiyasını yaxşilişi, demokratik islahat ve tanponluqını ilgiri sürüşke ahimiyet berişi kerek degen. Tayvan Çoğunqırıqlıq işleri kengişi yana Tayvandaki köpsallıq xalq Xitay yolu koygan siyasi ramka, harbiy tehdit ve diplomatik bastırışkı qat'i karıştırdı. Demokratik Tayvan bolsa rayonluq, tinich, muqim köç degen. Şunaqlı Tayvandaki köpsallı xalqının Xitay Kompartiyasının müstəbit hükümranlıqını qubul qılış niyeti yoxluqını təkidligen. Rusya bilen Ukrayna qarıştırapının uruş talapetlerini elan kıldı. Ukrayna Armiya Baş Ştabı bayanat elan kılıp, Ukrayna bilen Rusya otursuda 24 fevraldan 6 martıqçı bolğan arlıqtaki uruşta qarıştırapını qancılık ziyanğı uçuratqallıqı dair sallıq məlumatlarının yeniləngallıqını aşkarıldı. Bayanatı 11.000'dan artık Rusya askerinin ölgenliği, Rusya'ya tabi 44 aeroplan, 48 tik uçar, 285 tanka, 985 Bronevik avtomobil, 109 Zemberek sistemisi, 447 avtomobil, 60 yıkılgu avtomobili ve 4 uçkuçsiz aeroplanın paçaklap taşlanğalıqı bildirildi. Ondan başka Rusya'nın Ukrayna'a karşı kozulgan uruşu sebebinin devletinin ul əslahalarımı ziyanğı uçurgan. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği mi Ukrayna'nın uruşta uçurgan ziyalarını elan kılgan bulup, bu haqtaki bayanatta hareket başlangandan bayan Ukrayna armiyesi kitabı 2119 harbi ul əslahaları veyran kılındı deyilgen. Bayanatta yana 69 uruş aeroplanının kuruqluqta ve 21 uruş aeroplanının havada paçaqlap taşlanğanlıqı, 748 tanka ve Bronevik, 76 köp küplük raketamyot, 274 zembrek ve minamyot, 532 alahide harbi avtomobil hem de 59 uçkuçsiz aeroplanın paçaklap taşlanğanlığı bildirilgen. Rusya Federatif Uçur Teknikisi ve Ammevi Taratqularını Nazarat Kılış Organı bayanat elan kılıp, Facebook'nın Rusya akhbarat vasıtlarına ayrımcılık kılğanlığını bildirdi. Türkiye Avası Radyosu'nun haberde bildirilişçe, mezkur bayanatta Facebook'nın Rea Novosti, bugünkü Rusya ve Sputnik qatarlıq Rusya akhbarat vasıtlarını çekligenliki tilgi elinip, Rusya tevallikide Facebook'a kirişini çekleş karar kılındı deyilgen. Mezkur organın yeni bir bayanatı da Rusya Baştaptış Mahkemesi'nin 24 fevraldaki talepige asasen, Rusya tevallikide Twitter uçurlarına erişişki çekleme koyulgallıqı əskertilgen. Bayanatı Rusya'da toplan götürüş çağırıqları, radikal faaliyetler, ve belgilemege xilap aldı oğrullaştırılgan amevi faaliyetlerge katnışış qatarlıqlarga çakırgan tor beketlerinin ziyaret kılınışını çekleş kararı çıkırılganlıqını. Bunun alaqıdır kanunga asasen bekitligelike kayıt kılıngan. Charles Michel, Rusya-Ukrayna uruşunun Avrupa'nın közünü açqallıqını bildirdi. Avrupa İttifakı Kengişi Raisi Charles Michel, Rusya-Ukrayna uruşunun Avrupa'nın közünü açqanlıqını bildirdi. Charles Michel, Germaniyanın Zeyd gezdigi bergen bayanatı da Ukrayna'daki uruşunun Avrupa'nın nimelerge bekindiganlıqını uçuk aşkarlıqını təkidləb, biz çoxum igilik hukukumuzga texamı köp məbləğ silişimiz kerek. Bu uruş közümüzni açdı degen. Charles Michel, Avrupa İttifakının Rusya bilen uruşta əməslikini eniq ifadeləb, biz Rusya bilen uruşta əməsimiz. Rusya Ukrayna'a karşı uruş başıldı. Ukrayna Avrupa'nın yakın şirki ve dostu. Şunu biz Ukrayna'a okşumağın tariqede yardım kılıvatımız. Buluvatkan bütün işlerine karımasın, öz növeti diyene Rusya bilenme alaq kanallarını uçuk tutuşku tırışıvatımız digen. Charles Michel, Avrupa İttifakı'nın Ukrayna'nı koral yarak bilen təminleş üçün 450 milyon euro acıratkallıqı haqqıda toxtulup, Ukrayna'nın işgaliyetki karıştırış hareketini kollaydıqallıqını bildirgen. Charles Michel, Ukrayna Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'a əza dövlət emez. Ama Avrupa İttifakı'nın yakın şiriki, Rusya uzun yıllar ilgirli Avrupa'nın yolunu tutkan devletki karşı rahimsizlerce uruş başlaşını tallidi degen. Charles Michel, Avrupa İttifakı'nın mezkur 450 milyon euro bilen küreşçi ayruplan setivelişti rol oynamaydıqallıqını cezimleştirip, küreşçi ayruplan setivalmaydı degen. Uyanı Avrupa'nın müdafiye işleri üçün texamoköp xiracat kılışı kereklikini, Avrupa'nın bexaterliki ve tınışlıqının tehdit astıda ikkallikini tehditligen. Amerika'da camelerde kanunsuz casusluk kılışka alaqadar ərizname haqqıda karar makullandı.
Amerika Ali Sot Mahkemesi Kaliforniya'da bir Müslümanlar grupsinin Federasiya Tekşürüş İdaresi üstüden kanunsuz nazarat kılış cinayeti bilen sunugan arızlamasının Tüven Sot Mahkemesi'de bir taraf kılınışıga hüküm kıldı. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilişçe 2006 yılı Federasiya Tekşürüş İdaresi bir sabık zeherlik çekimlik cinayetçisini yeni Müslüman bulgan kişi süpüde Kaliforniya'nın Irvine şehirdeki mescitlerde casusluk işletken. Bu vaka mescit cemaatinin mezkur kişi üstüden Federasiya Tekşürüş İdaresi'ne arız kılışıdan kin aşkarlanan idi. Bununla karıda Müslümanlar cemaatinin bazı azaları dini asaslı kanunsuz nazarat kılış cinayeti deb ayıplab, Federasiya Tekşürüş İdaresi FBI'nin bu casusluk hareketini sotka arız kılgan idi. Adliye tarmakları devlet bihatarlıkı tehdit şekillendirdiğin derecede devlet mahfiyetlikini aşkarlaş haupı bar digenini ilgiri sürüp, Federasiya Tekşürüş İdaresi üstüden ekilgan davanı Amerika Ali Sot Mahkemesi'ne yollagan. Amerika Ali Sot Mahkemesi bolsa mezkur arızlarının yukarıki sebepten toğnutulduğun ya ki toğnutulmaydıganlıkka dair kararının Tüven Sot Mahkemesi tarafından makullanışı gereklikke hakkıda birdek avaz bilen karar makullagan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Ayetki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp programı ahırda, ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.